Merhaba sayın izleyicilerimiz. Bugün size Isparta ili Gelendos ilçesi Yenice köyünden sesleniyoruz. Yenice köyü büyükçe bir köyümüz, güzel bir köyümüz, çalışkan bir köyümüz. Hakikaten mükemmel elma yetiştiren bir köyümüz. Burada yaklaşık 17 bin dönüm arazide 80 bin ton civarında elma üretiliyor ve öyle sıradan elma değil. Bakın sayın izleyicilerimiz, bu elmalar Yenice'de üretiliyor. Şu elmalara bakın. Golden ile çok ünlü bir köyümüz. Mükemmel golden yetişiyor burada. Doğru. Ağaçların önemli bir kısmı golden. Bu meyveleri yetiştiren çiftçilerimizden birisiyle beraberiz. Onu bir tanıyalım. Abi bize kendinizi bir tanıtır mısınız? Gelendos kazası Yenice köyünden Kutlisi Çelik. Evet. Biz elma yetiştiricisiyiz. Evet. Elmalarımızla ben 45 senedir falan bununla uğraşıyorum. Evet. Elmalarımızı golden ve startik olarak yetiştiriyoruz. Evet. Hep ikisinden de memnunuz. Yalnız büyük ağaçlarımız verim alamadık onlardan. Ha. Döndük bodur ve yarı bodurlara. Ha, bodur ve yarı bodur çeşit diyorsun. Bodur ve yarı bodur çeşidine. Ha. Bazı arkadaşlarımıza 106 veya gereken çeşitlere döndü. Ha. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Devam etmekteyiz. Kutlus abi, yani dediğin gibi yaklaşık sen burada 35-40 senedir bir elmacılığı yapıyorsun. Evet. Maşallah çok da güzel elma yetiştirmişsiniz. Yani şöyle baktığımız zaman sayın izleyicilerimiz, dipten tepeye çok güzel elma. Beyazıyla, yani golden cinsiyle veyahut kırmızısıyla, starkingiyle. Gerçekten şöyle dipten tepeye bütün elmalar çok güzel. Abi bu elmaları nasıl yetiştirdiniz? Ne yaptınız bunlara da bu hale geldi? Bu elmaların sulamalarını devamlı damlama sulamalarla yaptık. Zamanında? Zamanında. Ha. İkincisi ilaçlarımızın şu ilacı gübre. Gübre olarak ha. Gübre olarak ilk zamanlar 3 sefer kullandık. 3 sefer bu tomurcukta başlayıp 3 defa bu gübreye başladık. 3 sefer bu gübreyi kullandık. Ha. Alttan ve üstten. Alttan ve üstten verdiniz. Ha. Ondan sonra ne yaptınız abi? Ondan sonra da şu iki ilacı karıştırıp gübreyi birbirine karıştırıp bunları da aynı peşinden devam ettik. 3 defa da bunlardan verdik. Yani yaklaşık her ay 1-2 defa uygulama yaparak bu hale geldik tabii, diyorsunuz. Tabii. Hakikaten renginiz şöyle baktığımızda gerçekten kaliteniz çok yüksek. Ben bu yönüyle Yenicelileri tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Büyük gayret sarf etmişler. Büyük emek sarf etmişler. Ama çok güzel de meyve yetiştirmişler. Gerçekten bu teşekkürü hak eden insanlar. Abi peki bu elma yetiştirmesi zor bir iş mi? Nedir? Basit değil tabii canım. Evet. Biz de sizleri bizimle ilgilendiğiniz, geldiğiniz, yönlendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Evet. Yalnız basit de bir şey değil tabii. Çocuk gibi değil mi? Çocuk gibi. Bunun karelekesini, iş kurduğunu, ondan atlayalım. Ötekinin adı neydi bilemedim. Budamasını, sulamasını hepsini zamanında yapacaksın değil mi? Hep zamanında yapmak şartıyla. Evet, kırmızı örümceği var, başka bir sürü şey var. Bütün ilaçlarıyla. Hı-hı. Bunları günü gününe takip et diyoruz. Evet. Zaten bir yağmur yağdı da iki gün atlattın mı kara leke hazır. Götürüyor değil mi? Ha, kara leke hazır. O yağmur yağdı mı biz de hemen tekbirimizi alıp ilaçlarımızı elimizin altına alıp yağmur durduğunda atmak için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Ha, maşallah çok da güzel yapmışsınız. Ha. Baktığımızda şöyle çok bir kara leke falan da yok. Ha, Allah'a şükür bu sene kara lekemiz, bir bendimiz veyahut da bir herhangi bir zarar verici bir şeyimiz yok. Yok. Evet. Abi peki bu gübreleri kullandığınızda fark olarak geçmiş yıllara göre ne fark gözlediniz siz ya? Bu gübreleri kullandığımızda elmanın bozumunda bir sertlik gördük, yani basitçe gırlayamıyor elma. Ha, düşmüyor yani. Düşmüyor yere. Ha, dökülmüyor. Düşmüyor. İkincisi sertlik ve ağırlılık gördük. Ha, yani ağır geliyor elma. Ağır geliyor. Ha, maşallah burada, çok güzel. Bu sizin için büyük bir avantaj değil mi? Çok iyi. Kilo yönünden fazla basıyor. Kilo yönünden bizim
çok iyi. Ondan sonra depoda da bunlar o zaman çok daha dayanıklı olur. Tabii burada dayanıklı olduğu için depoda da dayanıklı olur. Evet, çok güzel. Ayrıca ben şöyle baktım. Meyvelerin hepsi bir kalitede. Hepsi birinci sınıf maşallah. Bak sayın i̇şte seyirciler. Birinci sınıf olmasının sebebi şöyle, baktığımızda şöyle her taraf elma. Her yaka elma, bakın şöyle beyazıyla kırmızısıyla, şu arkadaki elmaya da dönelim. Her yakası elma ama maşallah hepsi birinci sınıf. Hemen hemen neredeyse tamamı kasaya giriyor. Tabii bunun sebebi de seyretmelerimiz ve bu ilaçların gayesiyle oluyor. Yani sayesinde. Budamayı, seyreltmeyi ve de gübrelemeyi düzgün yaptığında bu neticeyi alıyorsun diyor. Ha, çok güzel. Yani hiçbir iş bedava değil, boşuna değil, tek başına hiçbir iş olmuyor. Mutlaka hepsini zamanında ve usulüne uygun yapmak lazım. Zaten Suat Bey, biz bu bir garalekeyi kaptırdığın zaman bu garalekeyi giderecek hiçbir ilacımız yoktur. İlacın hepsini getirsen, bahçeye atsan yine olmaz. Yani İş kaptırmamak. Kaptırmamak, anladım. İş yani kaptırmamak. Tedbirini baştan alacaksın, baştan ondan sonra da işini... şansa bırakmayacaksın. Tekbirini baştan alacaksın. İlçe tarımlarımızın da bildirdiği günlerde ilacımızı atmak için gayret etmemiz lazım. Çok güzel. Abi peki bu sene maşallah fiyatlar fena değil deniyor. Siz ürününüzü satabildiniz mi? Nedir ne değildiniz? Bu senelik paralarımız elimize geçerse Allah bin bin berkat versin. İyi. İyi. Çok güzel. Sorma sahip olmasın. Ne kadara sattınız abi? 2300'den 2600'e kadar bu köyümüzde elma satıldı. Çok güzel ya. Fiyatlar iyi yani. Fiyatlar iyi. Bir de cebimize para girerse diyor. Para girdi mi daha iyi. Ya o zaman yüzümüz gülüyor diyor yani. Yüzümüz gülüyor. Kaliteniz de çok güzel bu sene maşallah. Güzel. Yani gerçekten ben bu yönüyle ben de çok seviniyorum. Çünkü çiftçiler gerçekten çok emek çeken, cefakar insanlar bunlar. Çok büyük gayret sarf ediyorlar. Bu gayretlerinin karşılıklarını görmesi lazım ki bu işe devam etsin. Aksi takdirde bu işi yapmaları mümkün değil. Gerçekten zor bir iş, meşakkatli bir iş, riskli bir iş. Bu yönüyle çiftçilerimizi ben tebrik ediyorum. Gerçekten vefakar, cefakar insanlar bunlar. Teşekkürü fazlasıyla hak ediyorlar. Biz de sizi gelip bizle ilgilendirdiğiniz, bizi yönlendirdiğiniz yönleriyle çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Cümlemiz sağlıcakla kalalım. Allah hepimizi uzun ömür versin. Evet. Çalışan işçilerimize, çalışan müstahsillerimizin hepsinin uzun ömürler olsun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Sizler de sağ olun, var olun.